Dünyada en çok vergi toplayan hükümet olduğunuzu söylemeye gerek yok. Havadan suya, benzinden mazota ve elektriğe aklınıza gelen her şeyi yaptığınız zamlarla gelirlerdeki artışı sürdürüyorsunuz. Sağlıktan eğitime, yollardan köprülere kadar her şeyin paralı olduğu hükümetin bütçesinde gelirler bir yana yüzlerce milyar dolarlık borç vatandaşın sırtına sarılmış durumda. Cumhuriyet tarihi boyunca kurulmuş ne kadar tesis ve fabrika var ise özelleştirmeyle 60 milyar dolara satılmış ve en kötüsü vatan toprakları satıldı. Ege Adaları ve Süleyman Şah Türbesi'nin toprakları gibi peşkeş çekildiği bir dönemde hükümetsiniz. Değerli arkadaşlar, bir zamanlar bütün dünyayı dolaşıp ülkeyi pazarlayacağız derken ülkeyi satacağınızı hiç hayal edemedik. Biz tartışmayı açmak gafletinde bulunan Lozan Anlaşması'ndan sonra Hatay'ın ülkemize katılması ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonunda uygulanan ambargolar sonunda 12 Eylül darbesinin niye yapıldığını, ülkede eğitimin nasıl çökertildiğini, insanlarımızın adım adım PKK ile ayrıştırıldığını, tarikatlar aracılığıyla dinimizin sömürüldüğünü, hatta emperyalistlere hizmet eder hale geldiğini, bugün son noktada ordumuzun kumpaslar, casusluk, Ergenekon, balyoz gibi ve son olarak 15 Temmuz hain darbesiyle güçsüz ve güvenilmez hale getirildiğini göremedik. Peki ne oldu bu darbeden sonra arkadaşlar? Yine başkanlık gündeme gelirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, Türkiye büyük bir ülke, eyalet ve özellik tartışılmalıdır dedi. Cevap verdiniz mi parti olarak buna? Peşine takıldığınız sistem sizin üst akıl deyip adını koyamadığınız emperyalistlerin de önerisi. Peki dik duruş sergileyebildiniz mi? Gerçekten Türk milletinin karşısına bu bölünme sistemini anlatırken yüzünüz kızarmayacak mı arkadaşlar? Bu ülke 14 yıldan beri parlamenter sistem demokrasi yüzünden bu hale gelmedi. Parlamenter sistemi yok eden proje aslında bugün terör örgütü olarak saydığınız IŞİD, PKK, FETÖ terör örgütlerinin de önerisiydi size. Niye hala aynı yolda gidiyorsunuz? Yeter artık demeyecek misiniz? Sıkıştığınız yerde CHP'yi suçluyorsunuz. Bu bombalar CHP yüzünden mi patlıyor? 7 Haziran'dan 2015'ten sonra yaşanan 24 bombalı saldırıda 400'den fazla vatandaşımız terör örgütleriyle aynı masada oturdu diye CHP mi oldu? Biz mi yaptık bunları? Her gün gelen şehit haberleri yüreğimizi dağlarken terörle müzakere eden Cumhuriyet Halk Partisi miydi arkadaşlar? Kadınlar yüzünden, CHP yüzünden mi şiddete uğruyor? Hatta hayatlarını kaybediyor. Çocuklarımız CHP yüzünden mi istismara uğruyor? Hatta istismarı CHP mi meşrulaştırmaya çalıştı mecliste? Değerli arkadaşlarım, çocuklarımız CHP iktidarlarının denetimsiz nedeniyle mi yurtlarda can verdi? Dış politikada sıfır sorun, sıfır dört seviyesine CHP mi getirdi? Avrupa Birliği ilişkileri CHP yüzünden mi gerildi, bu hale geldi? Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti CHP'nin sağlıkta dönüşüm politikası mı bu hale getirdi? Yaptığınız ve söylediğiniz hiçbiri uymuyor arkadaşlar. Son olarak bütçe hazırlanırken dolar 3 TL idi, şimdi 3,5. %15 kayıpla mazota, gübreye, suya ve elektriğe zam yaptığınız gibi asgari ücretliye, işçiye, memura ve emekliye de %15 ek zam yapar mısınız diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.